Efendim herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ne yapmaya çalışıyor kardeş? Biraz hızlı çıktım yola çünkü araç geliyordu solumdan. Evet, umarım iyisinizdir. Şimdi çocuğu almaya gidiyorum okuldan. Biraz da geç kaldım galiba. Geç de kalmadım ya. 5 dakikaya oradayım zaten. Işınlanarak gideceğiz. 5 dakikaya gitmeyiz de. 15 dakikamız daha var. Problem olmaz. Yetişiriz. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Umarım iyisinizdir. Umarım canınızı sıkan bir şey veya kimse yoktur. Biz öyle işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hayat koşturmacası. Herkes gibi. Şu aynamı temizlesem camımı, arkamda kimse var mı? Yok gibi görünüyor. Temizleyeyim o zaman. Sövmezler bana. Evet, temizleyeyim de siz de düzgün görünüyor en azından. Navigasyonum doğru gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Tamam. Süper. Arkama yeni araba geldi. Neyse ki sileceklerini çalıştırmıyor. Demek ki bize sövmedi. Şimdi şöyle sinyal vereyim dayımıza. Evet. Dayı bize yol verdi. Valla havalar soğudu Trabzon'da. Biraz serin bugün ama tadında yani. Böyle tişörtle yine çıkabiliyorsunuz. Ama çok böyle durduğunuz yerde fazla beklerseniz üşüyebilirsiniz. Ürperebilirsiniz yani. Trabzon için söylüyorum tabii bunu. Tabii batıda olanlar zaten sıkıntıda değil bu konuda. Gayet iyiler. Belki hala denize girenler vardır. Antalya'da, İzmir'de vesaire. Kesin vardır da. Tabii buralarda öyle bir imkanımız yok maalesef. Önümüzde ne var? Suzuki SX4 mi var? SX4 Cross galiba. SX4 mi ya bu? Bilemedim. Sanki SX4'lerin de yeni modelleri çıktı diye hatırlıyorum. Yeni kasaları çok değişik olmuş. Geçenlerden rastladım da trafikte. Bayağı güzel görünüyordu yani. Suzuki'leri severim ben. Yani daha doğrusu Japon araçlarını severim. Özellikle Mazda'ya bayılırım mesela. Mazda 3'e. Hatchback olsun, sedan olsun severim. Evet, solumuzdan bir BMW 520 mi? Bakalım tutturabildim mi? Evet, tutturabilmişim. 520 iyi geçti. Ben de artık geçeyim Suzuki'ye ya. Şöyle sinyalimizi verelim. Evet. Evet, sakin ol Peugeot. Sakin ol dostum. Geç hadi. Geç, tamam, sinirlenme. Evet, navigasyonumuz doğru gösteriyor. Bazen ekranda böldüğümde nedense hata veriyor. Navigasyon kapanabiliyor. Bunu da anlayabilmiş değilim. Şöyle sola atayım kendimi de. Sağdakiler rahat girsin yola. Vallahi özledim ya video çekmeyi. Bayağı olmuş. Tam geçen baktım, tam plakaya yakalamışız yani. 61 gün olmuş. En son videoyu atalı. Zaman fırsat olmuyor maalesef. Bazen böyle uzayabiliyor ara. Çok ara verebiliyoruz. Ama telafi etmeye çalışıyoruz. Tabii her ne kadar Türkiye'den takipçilerimiz de olsa da Azerbaycan'dan da var takipçilerimiz. Sağ olsunlar. Buradan Azerbaycan'daki arkadaşlara da selam olsun. Tüm vatandaşlara, izleyen herkese. İzlemeyenlere de selam olsun. Ayrım yapmıyoruz. Evet, burası şu an Ganita, sağ tarafımız. Burada da bayağı çalışma vardı en son ama yıktılar, bir şeyler yaptılar. Son halini bilmiyorum ben de. Bayağı bir çalışma var buralarda da. Evet, hadi bakalım, hadi bakalım. Dörde atayım. Bakalım 4'te 3000 devirde ne kadar gidiyor araç? Bakalım hemen uygulamalı. Evet, 80'le gidiyor. Evet.
3000 devirde 4. viteste 80'le gidiyoruz. 5'e attık. 5'te de galiba 100'le gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 3000 devirde 100'le gidiyordu. Öyle olması lazım. Bir ara da bununla ilgili bir video çeksek aslında. Bilmiyorum belki faydalı olabilir. Bazı arkadaşlar soruyor çünkü. Forumda mı gördüm, YouTube'da mı rastladım tam hatırlamıyorum. 5. viteste işte 3500 devirde araba 80'le gidiyor. Araba hızlanmıyor gibi şikayetler vardı. Neden kaynaklanabilir diye soruyorlardı. Böyle fikir alışverişi yapıyorlardı. Bir tanesi de yazmıştı ki bir arkadaş. Debriyaj baskı balatayı değiştir yazmıştı. Sonradan gerçekten sorunun o olduğu anlaşılmıştı. Sizde de böyle bir problem varsa muhtemelen baskı balata kaynaklıdır. Ben de değişmedim, bayağı oldu. Beni götürüyor yani, aldığımdan beri değiştirmedim. Instagram'da belki görmüşsünüzdür. Bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Oradan da bazı şeyler paylaşıyorum. Arabam 53.000'de almıştım ben, 52.000'de hatta. Şu anda 135.000 olmuş. Daha yeni de muayeneye girdik. Yani uzun zamandır aldığımdan beri baskı balatayı ben de değiştirmedim. Bir sıkıntı yaratmıyor bana. Yani demek ki iyi kullandık debriyajı. Vallahi kafaya da telefonu taktık ama pamuk koymadık altına. Muhtemelen iz bırakacak anlamda yine. Vallahi şöyle burası Ayasofya Kavşağı. Ayasofya Müzesi'ne, Ayasofya Camii'ne daha doğrusu eski adıyla müze. Artık cami oldu. Bakın şurada kahverengi tabelasını görebiliyorsunuz. Buradan gidebilirsiniz. Şöyle dönelim. Ben de Ayasofya'da bir okula gideceğim. Kızımın okuluna. Şimdi döner kavşakta çok değil. Dikkatli olun. Ya döner kavşakta dönene yol verin arkadaşlar. Aklınızda olsun. Zaten yol ver tabelaları falan da var. Ama bazen direkt döner kavşağa dalanlar olabiliyor. Onlara da dikkat edin. Hani yol benim diye çok da rahat gitmeyin. Şimdi şöyle yine Ayasofya Camii'ne doğru sağdan devam ediyoruz. Bakın burası sağ tarafımız. Yeşil alan Ayasofya Camii'ne ait. Sağ tarafı otopark yaptılar yol kenarlarını. Belediyeye ait otopark yaptılar. Önceden ücret alınmıyordu. Yine çekiyorlardı. Bir tane de yine kapalı otoparkı var burada. Sağ tarafta görebilirsiniz. Şurada bakın hemen sağımda. Görünüyor mu videoda bilmiyorum. Evet bu... Yol çalışmalarının yoğun olduğu yere geldik yine maalesef. Geç kardeş, senin araban küçük, sen sığarsın oradan. Ben de şöyle aralardan. Evet, orada yol kapalı mı? Galiba açık. Biz de dönelim o zaman. Oh, ne kadar da daralmış bu yollar ya. Vallahi şu dar, zaten dar olan yollara bir de araba çekiyorlar. Sonra uğraştır arkadaş. Vallahi. Abla kaldırım açık da. Geçelim biz de ha. Gel bakalım bir hamle daha seni oradan kurtarır. Evet, şu an okul bölgesine yaklaştık. Buralarda çok hız yapmamak lazım. Çocuklara dikkat etmeliyiz. Bakalım şöyle çamurlu yollara girelim. Bir kendimize bir park yeri bulalım. Ya işte bak. Ya bu kadar da çamur olmaz ki. Ablacığım çocuğunu al kenara da. Araba geliyor da. Tut elinden de. Tut elinden lütfen. Evet, teşekkür ederim. Evet, nereye çekeceğiz arabayı? Şuraya çekeyim mi? Vallahi şurada yer var. Tamam, çekelim oraya. Şu an burada girdik ama yapacak bir şey yok. Adam da sağ olsun yol vermek için kaldırıma da çıktı ama. Evet, dam diye ses gelene kadar devam edebilirsiniz. Evet, videomuz bu kadardı. Kısa bir muhabbet oldu, sohbet oldu uzun bir aradan sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, paylaşımlarımı beğenmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.